merhabalar. Ben Meryem Elmas Taş. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürüyüm. Pass Fail Not sistemi içinde bulunduğumuz bu zor süreçte öğrencilerimizin kaygılarını azaltmaya yönelik öğrenci dostu bir sistemdir. Zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. Öğrencilerimiz genel not ortalaması hesabına katılmasını istemedikleri ders ya da derslerini pass fail yaparak özellikle sınıf atlama ve mezuniyet GNO'su sağlamak bakımından kendilerine faydalı olacak bir durum yaratsınlar istedik. Dolayısıyla pass fail'i isteyen öğrencilerimiz lehine kullanabilir. Pass fail yapmak istemeyenler ekrana girmek ve transkriptimi aktar demek durumunda değiller. Bu işlemi yapmadan da biz harf notlarını, transkriptlerini aktarmış olacağız. Transkriptimi aktar dediniz ama hatalı bir seçim yaptığınızı düşünüyorsunuz ve tekrar değiştirmek istiyorsunuz. Evet, ikinci kez seçiminizi değiştirebilirsiniz. Bundan sonra bir hakkınız olmayacaktır. Üçüncü bir seçim hakkınız olmayacaktır. Dolayısıyla da seçimlerinizi, bütün kararlarınızı netleştirdikten sonra transkriptime aktar demeniz en uygun olacaktır. Pass fail tercihlerinizi danışmanınıza onaylatmanıza gerek yok. Ders kayıt sisteminde olduğu gibi bir onaylatma sistemi söz konusu değildir. Pass fail tercihleri tamamen öğrencinin seçimlerine bağlı olarak gerçekleşir. Ama danışmanınızdan isterseniz tavsiye alabilirsiniz, yorum alabilirsiniz. Danışman hocalarımız ekranlarında pass fail yapan öğrencilerinin seçimlerini görebilmekteler ve isterlerse yorum yapabilmekteler. Pass fail yapmak istediğiniz dersle ilgili herhangi bir sınır yok. Çap ya da yan dal dersleriniz de dahil, ana dal dersleriniz de dahil istediğiniz kadar dersten pass fail kullanabilirsiniz. Bu sistemde öğrencilerimize genel not ortalaması hesabına katılmasını istemedikleri dersleri pass fail yaparak genel not ortalamalarını lehine çevirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin genel not ortalaması hesapları pass fail yaptıkları derslerin dışındaki harf notlu derslerle hesaplanacaktır. Pass fail yapılan derslerin AKTS kredileri ve puanları ortalamaya dahil edilmeyecektir. Örneğin 120 AKTS'lik ders almış bir öğrenciniz 6-6-12 AKTS'lik toplam 2 dersini pass ya da fail yaptığında genel not ortalaması 108 AKTS üzerinden hesaplanacaktır. Ama toplam AKTS'si transkripte yine 120 AKTS olarak görünecektir. Öğrencilerimiz hazırladığımız simülasyon ekranında genel not ortalamalarını yükselttiğinde yeşille, düşürdüğünde kırmızıyla uyarı alacaklardır. Dolayısıyla genel not ortalaması hesabı yaparken pass fail simülasyon ekranında birçok deneme yapıp transkriptimi aktar demeden önce durumlarını lehte olacak şekilde düzenleyebilirler. Pass fail yaptığınız dersler toplam AKTS kredisine dahil edilir. O dersi almış kabul edilirsiniz ve mezuniyet için toplamanız gereken kredilerde yer alır. Transkriptinizde de toplam AKTS kısmında bu derslerin kredisini göreceksiniz. Fail yaptığınız bir ders zorunlu bir derse, evet, bu dersi tekrar etmek durumundasınız. Çünkü fail notu başarısız notunu ifade eder. Ama bu ders seçmeli bir derse ya da genel eğitim dersi ise bu dersin aynısını değil, o kapsamda yerine bir ders alarak devam edebilirsiniz. Mutlaka yerine bir ders almanız gerekir. Dönemde aldığınız derslerden pass fail yaptıklarınız transkriptinizde pass fail ya da geçti kaldı şeklinde görünüp diğerleri harf notuyla birlikte görünecek. Yani bir dersten pass fail yapmanız halinde dönemde tüm derslerin bu şekilde görünmesi söz konusu değil. Dönem not ortalamaları öğrencinin dönemde aldığı tüm derslerin kredisi ve o derslerden alınan puana göre hesaplanır. Öğrenci dönemde 5 ders aldı diyelim. 2 dersini pass ya da fail yaptığında kalan 3 dersine ilişkin oluşan hesaplama
dönem not ortalaması hesaplamasını vermez. Dolayısıyla dönemde herhangi bir dersten PES ya da fail yapan öğrencinin dönem not ortalaması hesaplanmayacak ve o döneme ilişkin ortalama hesabı sıfır olarak görünecektir. Bu takip eden dönemlerde öğrenciye bir dezavantaj yaratmaz. Çünkü dönem not ortalamasına göre hesaplanan bir sistem bulunmuyor. Ancak şeref ya da yüksek şeref öğrencisi olmak hedefiniz var ise dönem ortalamanız sıfır hesaplanacağı için bu tercihi yapmamanızı öneririz. Kurum içi yatağa geçiş, çift anadal, yan dal başvurularında öğrencilerimizin PES failli not ortalamaları dikkate alınacak. Dolayısıyla bu durumda olan öğrencilerin PES fail yapmalarında herhangi bir sorun yok, bir engel teşkil etmez. Dönemde herhangi bir dersten PES ya da fail yaptığınızda dönem not ortalamasının sıfır olacağını, hesaplanmayacağını belirtmiştik. Dolayısıyla şeref ya da yüksek şeref öğrencisi hedefiniz varsa herhangi bir dersten PES yapmanız listelerde yer alamayacağınız anlamına gelir, engel teşkil eder. PES fail tercihi yapmak mevcut burs ya da indirim durumunuzu olumsuz etkilemez. Burslar ve indirimler geçerlilik süreleri dahilinde takip edilir. Dolayısıyla PES fail notlarının seçilmesi burs ya da indirimin durdurulmasına, iptal edilmesine, kesilmesine sebep olmaz. Mezuniyet dereceleri hesabında genel not ortalaması olarak harf notlu genel not ortalamaları dikkate alınacak. Öğrencilerimiz PES fail tercihini yapabilirler. Bunda herhangi bir sorun yok. Ancak mezuniyet derecelerinin alındığı sıralama listeleri bu öğrencilerin harf notlu olan GNO'larına göre alınarak dereceler tespit edilecek. Akademik başarı indiriminin tespitinde öğrencilerimizin harf notlu genel not ortalamaları kullanacaktır. Öğrencilerimiz PES yapabilirler ancak akademik başarı indirimi için alınacak sıralama listelerinde harf notuna göre olan genel not ortalaması listeleri dikkate alınacaktır. Pandemi döneminde Türkiye'deki pek çok üniversitede PES fail not sistemi kullanılmaya başlandı. Bizler gibi ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı, Koç üniversiteleri de PES fail sistemini kullanarak notlandırma yapabiliyorlar. Aynı şekilde Amerika'daki ve Kanada'daki üniversitelerde de PES fail sistemi uygulanmaya başlandı. Erasmus öğrencilerimiz bilirler, yurt dışındaki Avrupa'daki üniversitelerde de PES fail sistemi pandemi döneminden önce de kullanılıyordu. Dolayısıyla uluslararası bilinen bir not sistemi. Ancak öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamaları durumunda mezuniyet sonrasında üniversitemize başvurmalarını öneririz. PES fail not sistemi uzaktan eğitimin devam ettiği dönemlerde uygulanacaktır. Dolayısıyla yaz okulunda da PES fail sistemi devam edecektir. Erasmus'ta giden öğrencilerimiz döndüklerinde not eşleştirme tablolarında eşleşen notlarına ilişkin PES ya da fail tercihlerini yapabilecekler ve onlar da bu haktan yararlanabileceklerdir. İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bilimle anla, bilgiyle yönet.